Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hep birlikte dünyaya virüs yayacağız. Başlayalım. Ben daha yeni indirdim bu oyunu ve sadece bir kere oynadım. Onu da yapamadım, virüsü yayamadım. Bir de sizlerle deneyelim. Bakterileri seçiyoruz. Doktorlar haftada 3 gün çalışır. Halkın %67'si ellerini yıkar. Hepimiz ellerimizi yıkıyor muyuz? Yani tuvaletten çıktıktan sonra bence erkeklerin çoğu ellerini yıkamıyor. Yani benim düşüncem. Ama biz kezbanlık virüsü yayıyoruz. Başka eğer aklına isim gelen olursa yorumlarda belirtebilir. Başlangıç konumu seçin diyor. Nereyi seçsek başlangıç konum olarak? İspanya, İngiltere. İngiltere olabilir bence. İngiltere'den başladık. Gemiler yüzüyorlar. Uçaklar. Şimdi yayılmayı içme suyundan başlatalım. Ama yeterince DNA'mız yok. Bekleyelim o yüzden DNA kazanmayı. Bakın yavaş yavaş kırmızı olmaya başladı. Tüm dünyaya yayacağız. Kezbanlık yayılmaya başlıyor. Özür dilerim İngiltere. Bence içme suyundan çok iyi yayılabilir. Bir de böceklerden. Bayağı hızlı yayılıyor. Hastalıklı insan sayımız artıyor. Bence kuşlardan da gayet iyi olabilir. Sonuçta kuşlar her yere uçuyorlar. Hemen öksürüğü iptal etmemiz gerekiyor. Çünkü doktorların anlamaması gerekiyor. Öksürüğü hemen iptal ettik. Yüzlerce kişiye bulaştı. Yüzlerce dediğin 300 kişiye bulaşmış daha. Hemen ne yapsak? İçme suyundan ama yeterince yok. Çiftlik hayvanlarını geliştirelim. Kezbanlık binlerce kişiye bulaştı. Uykusuzluğu hemen iptal etmemiz lazım. İnsanlar hastalığın doktora gitmesinler çünkü. Giderlerse hemen hastalığı tedavi etmeye başlarlar. Bu da bizim pek işimize gelmez. Daha yayılamadık dünyaya. Kezbanlık Brezilya içinde yayılıyor. Sıcak ülkeler daha da ısınıyor. Küresel ısınma varmış. Yayılmayı arttıralım. Hava yoluyla olsun. Toz parçacıklarıyla seyahat edebilme yeteneği sağlar. Bence çok iyi. Uçakları geliştirerek tekrar enfeksiyon sağla. Kezbanlık hastalığının havadan yayılmasını geliştirir. Uçaklardaki yeni hava filtrelerine rağmen hastalık yakın ülkelere tekrar yayılır. Yayıyoruz. Bakın nasıl uçaklar taşıyorlar. Şu anda çok belli olmuyor ama anemi. Hemen anemi iptal etmemiz gerekiyor. Hastalık belirtisi olmasın.
organlarımız ölmesin. Ay, onları hepsini toplamam lazım. Yayılmaya başlıyoruz. Oha, çok hızlı, yetişemiyorum. Veremden daha bulaşıcı. Kezbanlık dünyada veremden daha fazla insana bulaştı. Çok bulaşıcı bir hastalık. Bizimle ona göre geçelim. Şimdi bir dakika, çok hızlı yetişemiyorum. Ben şu anda bu yayılmayı daha fazla arttıracağım. İçme suyundan daha da fazla artar. Bak, bir de şimdi artık şeyi de genişletmemiz gerekiyor. Bu doktorlar bunları keşfettiği zaman ilacını bulamasınlar. Bunu zorlaştırmamız gerekiyor. Yavaş yavaş yayılıyor. Yayıl bakalım. Avustralya Aşk Festivali düzenliyor. Ne kadar roman. Düzenlesin bakalım bizim virüsler. Aa, bakın gemi nasıl da geçiyor. Virüslü virüslü uçak taşıyor. Hepiniz öleceğiz. Tabii ki de aşırı derece bulaşıcı bir hastalık. Çünkü bunu biz yaptık. Şimdi yeteneklerimizi arttıralım. Ne diyor? Birinci ve ikinci sınıf antibiyotiklere karşı dirençli hale gelir. Geliştirelim, dirençli olsun, insanlar iyileşemesinler. Bakın daha hızlı artmaya başladı insanlar dirençli hale gelince. Burada ne diyor? Bütün iklimlere karşı korumak için bakteriyel kabuk oluştu. Bence sıcak iklime dayanacak şekilde olsun. Daha sonradan soğuğu da etkinleştirelim. Evet, her yeri kaplıyoruz. Anemiyi hemen anemiyi iptal edelim. İnsanlar hastalanıp doktora giderlerse biteriz. Evet, yavaş yavaş tüm dünyaya ilerliyor. Hastalık, insan sayısı inanılmaz artıyor. Şimdi bir dakika, hemen şunları arttırmamız gerekiyor. Dünyaya artıyoruz. Şimdi belirtileri Allah'tan hiç yok. Şimdi laboratuvar koşullarında çoğaltılamaz. Tabii ki de çoğaltılamasın. İlacımız artık çok zor iyileşecek. Yayılmayı arttırsak mı? Yeterli DNA'mız yok ama. Yayılmayı birazcık daha arttıralım. Tüm dünya kezbanlık virüsüyle savaşacak. Dünyanın %65'i. Geri kalan %35'ini de alacağız. Uykusuzluk yapmasın. Sonra insanlar bir de doktora giderler, bir de onlarla uğraşırız. Sonra tedavi bulurlar. Nasıl da kaplıyoruz hızlıca artık.
Her yeri kapladık. Burası neden kaplanmıyor? Afrika. Afrika ne oluyor sana? Bu sefer başarılı olacağım, inanıyorum. Dün olamadım ama bugün sizlerle beraber başarılı olacağız. İyi güzel, Afrika'yı da yavaş yavaş bulaşmaya başladım. Ne kadar? %88'i ülkenin. Çok iyi. Bakteri neredeyse zapt edilmez, tüm iplik koşullarında hayatta kalmasını sağlar. Şimdi şunları düşürelim. Bunları da düşürelim. Çünkü insanları öldürmek için de DNA ihtiyacımız var. İstilik diyor. Hayır hayır, insanlar istilik olmasınlar. Ya da olsunlar artık ya. Bana ne? Dünyanın yüzde kaçı olmuş? %7'si kalmış. Şu %7'si de hızlıca tamamlansa. Doktorlar bulana kadar bunlar hiç, yani hala o kadar tüm dünyaya virüs kapladık, hala hiçbir doktor bunun çözümünü bulamadı. Kuş göçleri. Kuşlar etkinleştirdi mi biz onu? Etkinleştirdik ama zaten yayıldık daha fazla. Ölümcül olması için gelişmesi gerekiyor diyor. Tabii ki canım, geliştiririz ama önce tüm dünyaya kaplayalım seni. Zaten %100'ünü kaplamışız. Bence bu nereden gitsin? Tahriş olmuş mide bölgesi, kistler, anemi, uykusuzluk. Bence öksürük. Daha sonra akciğerlerde hapşırma ve sıvı akıntı, enfeksiyon oluşturalım. Ama DNA ihtiyacım var. Neyse, sen daha fazla yayılma bence. Yayılmaları iptal edelim. Belirtilere verelim her şeyi. Küçük hastalık yayılıyor. Anlıyorlar. İlk öldüğü yer Madagaskar. Ölü sayımız artıyor. Japonya havaalanlarını kapatıyor. Hızlı olmamız gerekiyor. Artık yayılmasın. İnsanları öldüreceğiz. Siz gelin. DNA toplayalım. Belirtileri. 31 DNA'ya ihtiyacım var ama DNA'm yok. Al işte. Tedavi çalışmaları başlatmış. Çok hızlı tedavi ediyorlar ama. Büyük bir deprem yaşandı. Depreminizle ilgilenin. Benim virüsümü boşver. ABD yok ol. Kezbanlık nedeniyle normal yaşama yok olmaya başladı. Evet, hadi. De artıyor ama DNA'm yok yeterince. Tedavinin %25'ini tamamladılar. Ne kadar çabuk buluyorsunuz bu tedavi yöntemini? Tedavi iki yol vardır. Ülkeleri parçalamak için agresif belirtiler geliştir. Çok fazla göze batar ya da tedaviye karşı dayanıklılığını geliştir. Dayanıklılık geliştireceğiz o zaman. Ne yapalım? 30 DNA puanı diyor. Bilmiyorum. Nasıl yapacağım bilmiyorum şu anda. DNA puanım var da ben geliştirmiyorum.
çıldıracağım. Bilmiyorum, ölsünler bir şekilde. Nasıl söylüyorlarsa ölsünler. Dünyada hiç sağlıklı insan kalmadı. Bunu biliyoruz ama yani artık ölmeniz gerekiyor. Al işte, tedavinin %50'si tamamlandı. Yeterince DNA'm yok. Uykusuz da kalsınlar. Ne diyor? Kezban tedavisine yardımcı olarak cihazını duyurdu. Piyasaya çıkış tarihi belli değil. Çıkmasın. Piyasaya falan çıkmasın işte. Zorlaştırıyoruz hastalığı. Küresel araştırmalar tedavi üzerine odaklandı. Tüm doktorlar bununla uğraşıyor. Çok sağ olun. Kurtarın bizi doktorlar. Kurtarın zaten. Tüm dünyaya virüsler yayılana kadar ortada yoktunuz. Şimdi bir anda çıkın ortaya. DNA da kaçtı. Yakalayamadık. Al işte. Kaybettik oyunu. Takip listesine alındı. Ya. Herkesi tedavi ettiler. Yok edersiniz Kezban'la. Evet, gördüğünüz gibi yenildik. Kezban'la yok ettiler. Bence ben bu oyunu hiç kazanamayacağım. Evet arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Siz de bu oyunu beğendiyseniz indirebilirsiniz. Hoşça kalın.